Alışveriş zamanıyla devam ediyoruz efendim. Konuğumuz olacak Zarkın Türkiye CEO'su Hasan Önder bizlerle birlikte. Sayın Önder hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar Önder. Çok teşekkür ederiz. Evet, pandemi salgın sürecinde klima talebinde bir artış yaşandı. Aslında son gelişmeleri ve değerlendirmeleri almakla başlayalım. Buyurun. Tabii ilk zamanlar hemen artış sağlanmadı. İlk başta bir tepki vardı. Klimalar sanki pandemiyi yayıyor, çoğaltıyor gibi. Fakat insanlar evde kaldıkça aslında konforun gerekli olduğunu daha çok hissettiler. Özellikle yaşlıların sıcak ortamda kalması çok mantıklı değildi. Çünkü pandemiyi tetikleyen ortamdan birisi de bağışıklığın düşmesi, su kaybının olması, elektrolit kaybının olması, hatta uykusuzluk. Çünkü çok sıcak ortamlarda artık uyuyamazsınız bile. Hele kapı pencere açmanız yeterli olmuyor. Dubai gibi bir ortamda yaşadığınızı düşünün. Dış ortam 50-55 derece. Zaten kapı pencereyi açma şansınız yok. O yüzden klimalar aslında bir nevi hayat kurtarıcı oldu. Şu an konforu sağlıyor. Aynı zamanda havayı temizlediği için belli ölçülere avantaj sağlıyor. Fakat ilk tepki şöyleydi. Herkes klima kumandasına dokunmaktan korkuyordu. Acaba klima pandemiyi arttırıyor mu diye. Fakat biz Japonya, Singapur ve Çin örneklerinde de gördük. Japonya'da şu an çok azaldı vaka sayısı. 6'lara 7'lere düştü. Klimalar hiç susmadı. Demek ki klima tetikleyici bir mekanizma değilmiş. Bir de ticari klimalarda düşme oldu normal olarak. Yani çünkü iş yerlerinde bu lockdown'dan veya karantina ortamından dolayı insanlar işlerine gelemedi. Yeni işler üretemediler veya inşaatta bir yavaşlama sürecine girilmişti. Bunlar tabii talep birikmesi oldu. Temmuz ayında da enteresan bir şekilde patladı diye. Peki efendim, baştaki konuya tekrar bir değinmek isterim ben. Özellikle klima konusunda tabii ki salgın sürecinde alınan bazı önlemler vardı. Elbette buna ilişkin detayları bizler de takip ettik ama doğru kullanım aslında çok çok daha önemli bir konu sanırım. Buna ilişkin ne gibi detaylar, ayrıntılar verebilirsiniz? Şimdi tabii pandemi sürecinde özellikle COVID-19 hepimiz artık uzman olduk, yarım uzman olarak konuşuyoruz. Bir hava yoluyla bulaşıyor, bir de temas yoluyla bulaşıyor diye artık hepimizin kafasına yerleşti. En önemli etkilerden biri tabii Sağlık Bakanlığı'nın da bilgilendirmeleriyle hijyen çok önem arz ediyordu. Yani herkes elini yüzünü aşırı derecede yıkamaya başladı. Bir ikincisi tabii kalabalık ortamlardan uzak durma, sosyal mesafe. Çünkü virüsün yayılma şeyi 1,5-2 metreyle sınırlı. Hava yoluyla geçse dahi, yani yoksa hiçbirimiz sokakta dahi yürüyemezdik. 1,5-2 metre içinde kalıyor ve çöküyor bir müddet sonra. Yani sadece laboratuvar ortamlarında spreyle yapılan testlerde daha fazla havada kalıyor. Ama normalde damlacık taşıyıcı olduğu için bizim ağzımızdan çıkan damlacıklar veya hava değil. Onlar bir müddet sonra yere çöküyor ve temas yoluyla ağırlıklı bulaşma sağlanıyor. İlk başta şöyle bir algılanma oldu. Sanki havada hepsi asılı kalıyor. Çok uzun bir süre asılı kalıyor. Ve klima da bunu ortama yayıyor. Zaten öyle bir şey olsaydı hiçbirimiz marketten alışveriş yapamazdık. Çünkü marketlerdeki klimalar da aynı mekanizmayla çalışıyor. Yani bir tane COVID'li vaka girerse bütün markete girenler hasta olması gerekiyordu. Yani şu an yaşanan da 230 bin civarı vakamız var başından beri. Bunlar şu an 2 milyon 5 milyon civarında olurdu. Yani öyle bir süreç yaşandı. Tabii tecrübe ederek öğreniyoruz hepimiz. Tabii kalabalık ortamlar, AVM'ler veya metrobüsler veya restoranlar bir arada daha fazla yaşanılan ortamlar doğal olarak yüz yüze konuşmada veya temasta daha fazla virüse muhatap olabiliyoruz. O yüzden bunlardan kaçınılması gerekiyor. Zaten bunlar artık bilinen şeyler. Bunlar da bence ülkede herkes bilinçlendi. Tabii ki 3-5 negatif örnek veya yanlış örneği gösterirsek içinden çıkamayız ama halk daha bilinçli. Bireysel klimalarda özellikle hiçbir risk yok. Zaten AVM'lerde de Sağlık Bakanlığı'nın, İl Hıfzı Saha Müdürlüklerinin, valiliklerin denetlemeleri oluyor. Yani %100 taze hava isteniyor, klimaların sürekli açık kalması isteniyor veya ortak mahaller dediğimiz lavabolar artık el kurutma cihazları çalıştırılmıyor, hava perdeleri çalıştırılmıyor, negatif basınçlar oluşturuldu. Yani maksimumda tedbirler alındı. Bir de içeride kalma süreleri kısıtlandı. Yani siz bir AVM'ye gidip böyle 3-4 saat kalamıyorsunuz. Doğal olarak şu anki tedbirler başarılı gidiyor. İnşallah da negatif bir olay yaşanmaz diyeyim. Peki iç tarafla devam edelim. Şimdi bekleyen bir talep vardı dediniz. Temmuz ayında bir hareketlenme yaşandı. Bundan sonraki aylar için beklentiniz nedir?
Ya tabii şöyle, hiç kimse evinde bu kadar kalmamıştı. Yani herkes tamiratla evini öğrendi daha doğrusu. Nerede ne var daha yeni öğrendik. Çünkü ağırlıklı iş ortamında veya sosyal ortamlarda bulunuyordu. Evde işte akşam gidiyordunuz, yemek yiyordunuz. Şimdi herkes evinde daha fazla kalınca evdeki ihtiyaçlar daha fazla ön plana çıkmaya başlandı. Biz bunun ilk tepkisini Avrupa'dan gördük. Çünkü biz aynı zamanda üreticiyiz dahil olarak Türkiye'de. Ağırlıklı ihracatımız da Avrupa'ya. Neredeyse satışlarımızın %45'ini ihracat yapıyoruz Türkiye'den. Ve sadece Avrupa ülkelerine yapıyoruz Daikin markasıyla. Enteresan bir talep patlaması oldu. İlk başta Avrupa'dan başladı. %25-30 gibi satışlarda bir sıçrama oldu. Aynısı Türkiye'de yaşanır mı diye bekliyorduk. Temmuz ayında biz aynısını yaşadık. Şu an geçen seneki ciroların üstünde %45 üzerinde gidiyoruz. Kıyaslarsak Temmuz-Temmuz. Tabii bu hep böyle gidecek diye bir şey değildir. Çünkü ilk 4-5 aydaki talep ötelemesi Temmuz ayına denk geldi. Şu an yoğun bir şekilde talepleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani baktığımızda aslında global taraf biraz daha hareketli. Yani ihracatınız daha da hareketli. Özellikle Avrupa ülkelerine ihracat gerçekleştiriyoruz dediniz. Bu süreçte peki farklı rotalar da dahil olacak mı? Bundan sonra üretim anlamında dahil olacak ülkeler, rotalar var mıdır? Normalde biz dünyanın her ülkesine ihracat yapıyoruz. Fakat Daikin markasıyla ürettiğimiz cihazları sadece Avrupa'ya satıyoruz. Yoksa Çin'e de ihracatımız var, Japonya'ya da ihracatımız var. Diğer Asya ülkelerine ve Middle East, Orta Doğu'ya da ihracatlarımız var. Fakat Daikin markası özelinde sadece Avrupa'ya ihracat yapıyoruz. Peki şimdi birazcık da aslında yerlilik payından bahsedelim. Genel olarak Türkiye'de tabii ki bu süreçte daha fazla yerli üretim, milli üretim konusu da çok fazla gündeme geldi. Sizler bu konuda ne düşünürsünüz? Bundan sonra ne gibi avantajlar yakaladı Türkiye sizce? Yani şöyle düşünmek lazım, bütün büyük şirketler, biz de global bir şirketiz, bütün dünyada faaliyet gösteriyoruz. 160'ın üzerinde ülkede hem üretimimiz var hem satışımız var. Fakat şöyle bir şey, hiç kimse böyle bir krize hazırlıklı değildi. Yani bir anda sınırlar kapatılacak, tedarik zinciri çökecek. Böyle bir şey kimse tarafından beklenmiyordu. Yani bu kadar büyük bir, yani sınırların kapatılması hele hiç beklenmiyordu. Seyahatlerin durması, uçaklar bir anda kapandı. Herkes bulunduğu ülkede veya şehirde mecburen karantina altına girdi. Tabi bu tedarik zincirini inanılmaz derecede aksattı. Çünkü normalde bir ürün üretirken 1000'in üzerinde komponent var. Her komponenti kendi fabrikanızda üretme şansınız yok. Doğal olarak birçok ülkeden toparlıyorsunuz. Bu volümün, hacmin getirdiği maliyet avantajını kullanarak üretime hazır hale getiriyorsunuz komponentleri. Tabii biz de aynısını yaşadık. Şimdi İtalya'dan gelen parçalarımız var, Japonya'dan gelen parçalarımız var. Sınırlar bir anda kapatılınca tedarikte belli bir aksama yaşadık. Bizim avantajımız şuydu, biz Ocak ayında Çin'deki haberlere biraz daha belki ciddiyet gösterdik. 2-3 aylık tedariğimizi önden yapmıştık ne olur ne olmaz diye. Onlar da sağladık. Fakat tedarik zincirindeki aksama velev ki siz üretseniz dahi ürettiğiniz malzemeyi yollayacak depo yok. Alacak kimse yok. Çünkü diğer ülke karantina altında bu süreçler yaşandı. Ülkedeki şeye gelince artık herkes şunu anladı ki siz kendi kendinize yeter halde olmanız lazım. Çünkü sürekli dışarıdan tedarikle bu işi götüremezsiniz. Belki maliyette ilk başta biraz negatif avantajlar olacak, negatif etkiler olacak fiyat yönünden. Fakat üretimin belli büyük bir kısmını en azından kendi ülkemizde veya üretimin olduğu yerde yapmanız gerekliliği ortaya çıktı. Biz de buna yönelik tedbirlerimizi arttırdık. İşte %60'a yakın artık yerli komponent kullanmaya çalışıyoruz. Özellikle tedarikçilerimizi bu yönde yetiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü birçok kobi bize hizmet ediyor. Onlarla birlikte yeni Ar-Ge çalışmalarına başladık. İnşallah önümüzdeki süreçte daha çok komponenti Türkiye'de üretmeye çalışacağız. Peki tüketiciler tarafından bakalım biraz. Alışveriş yaparken yani klima alışverişi yaparken nelere dikkat ediyorlar, nelere bakıyorlar? Klima enteresan bir cihaz. Normalde ısınmayı her türlü sağlayabiliyorsunuz. Yani iki tane battaniye örtersiniz. Herhangi bir şeyi yakıp ısınabilirsiniz. Fakat klima cebri bir soğutma. Yani dışarıdan bir cihaz gerekiyor. Doğal olarak içerideki havayı bir şekilde etkilemeniz lazım. Bu ısı çekme süreci de mecburen belli kompresörler vasıtasıyla oluyor. Yani cebri bir soğutma gerekiyor. Yoksa vantilatörler sadece havayı çeviriyor. Hatta bir müddet sonra içindeki motor ısındığı için havayı ısıtıyor.
Tüketici ilk başta normalde her zaman öyledir. Öncelikle servis kalitesine dikkat ediyordu. Yani çok önemli çünkü her zaman özellikle hastaneler, AVM'ler, iş merkezleri servisi olmayan bir cihazı seçmek sadece fiyat yönünden bir avantaj getirmiyor. Evlerde de şu an en çok dikkat edilen şey hava temizleme özelliği olan cihazlar. Çünkü pandemi sürecinden dolayı herkes ortam havasının daha solunabilir olmasına dikkat ediyor. Yani hijyenik klimalar daha fazla ön plana çıktı diyebilirim şu an. Peki birçok tabii ki bir yandan da teknolojik gelişmeleri de şahit oluyoruz. Bu işin de bir teknolojisi var ama son zamanlarda ne gibi uygulamalar kullanılıyor klimada? Yani şöyle bizim Flash Streamer diye bir teknolojik cihazımız var. Daha doğrusu klimaların içinde kullandığımız özel bir cihaz var. Normalde biz bunu Japonya'da test ettik. Tabii virüsleri, bakterileri, ortamdaki virüsleri hızlı elektron yayarak parçalıyor, yok ediyor. Tabii bu şey algılanmasın. Hani koronayı yok ediyor falan. Tamam koronayı da yok edebilir ama ortamdakini yok edebilirsin sen. Ama koronanın kaynağı eğer insanda bulunuyorsa insandaki kaynağı yok edemiyorsunuz. Doğal olarak yani ilacın bulunması lazım. Yani temiz hava teknolojisi sağlamış oluyor değil mi? Kesinlikle. Ortamı bir şekilde kalitesini yükseltebiliyorsunuz. Ortamdaki virüs ve bakterileri uzaklaştırabiliyorsunuz. Tabii bu yüksek teknoloji gerektiren şeyler. Yani her cihazda bulunmuyor. Çünkü aşırı derece çok yüksek hızda elektron yaymanız lazım. Bakteri ve virüsleri parçalamanız için. Şu an onun üzerinde daha fazla ağırlıklı duruyoruz. Japonya'daki testler bitti. Şu an Avrupa'da testler devam ediyor. Eğer öyle bir gelişme olursa zaten biz de herkese açıklayacağız inşallah. Belki aslında inşaat tarafında da bir hareketlenme var. Gelen kredi destekleri sonrasında satışlar artış yaşadı. Satışlarda artış yaşandı ama bunun buradaki sektörün size olan etkisi nasıl oldu? Ya tabii inanılmaz bir tepki oldu. Çünkü ev satışları birdenbire çok hızlandı. Özellikle kredilerin çok düşük olması bence çok olumlu bir olaydı. Çünkü devletin desteği bu gibi durumlarda çok önemli. Yani hepimiz evde oturalım. Oturalım da ne yapacağız yani evde? Yani sanayi çalışmazsa, ticaret olmazsa bir müddet sonra öz kaynaklar herkesin bitme noktasına gelecek ve işten çıkarılmalar başlayacak. Yani Covid'den daha öte kaotik bir ortam oluşurdu. Bunu çok bilinçli yapıldı birçok ülkede. Türkiye'de bunların önde gelenlerinden biri. Yavaş yavaş sosyal ortama çıkıldı. Şu an çok sağlıklı bir şekilde gidiyor. Tabii ev satışlarının artması veya evlerin yenilenmesi klima satışlarını ciddi derecede etkiledi diyebilirim. Şu an normal COVID dışının önünde gidiyoruz. Yani önceki senelerin üzerinde bir satış var diyebilirim. Son bir soru, kısa yanıtını alacağım. Yıl sonu satış hedefiniz nedir? Normalde biz 2,5 milyar TL civarı kapanmayı düşünüyoruz. Yani geçen senenin inşallah %25 üzerinde kapatacağız. Yani her türlü şartla rağmen. Peki %25'in üzerinde bir kapanış bekliyorsunuz. Çok teşekkür ederiz aktardığınız, verdiğiniz bilgiler için. Çalışmalar, teşekkürler. Sağ olun efendim. Evet efendim, klima sektörünü konuştuk, satışları konuştuk, değerlendirmeleri aldık. Daikin Türkiye CEO'su Hasan Önder bizlerle birlikteydi ve alışveriş zamanını burada noktalayalım. Saat 15'te tekrar görüşmek üzere.